yara var. Şimdi bir de bunun üstüne bu kadar açık zalimane bir uygulamayla derin bir yere açarsanız bu ülkeye çok büyük kötülük yapmış, bu topluma çok büyük kötülük yapmış olursunuz. Sadece şeyi hatırlatmak isterim ayrıca bu bağlamda. Aysel Tuğlu'nun annesinin vefatında tabii yaşananları unutmayalım. Muhtemelen bu süreci de hızlandırdı o. Çok büyük ihtimalle bunu, yani orada yaşanan şuydu. Yani gömülmüş bir ölünün mezardan çıkarılması ve burada Alevi istemiyoruz sloganlarıyla saldırı yapanların hareketlerinden sonra mezarından çıkarıldı. Şunu düşünün, buradaki ayrımcılığın, buradaki öfkenin, nefretin ve kinin boyutlarını. Şimdi bu öfke, kin ve nefret bu ülkeyi, bu toplumu çok ciddi tahribatlara maruz bırakıyor. Bizlerin görevi de bunları durdurmak ve onarmak geriye doğru. Şimdi sırayla gideceğiz ama önce Kemal Bey'in bugünkü ziyaretiyle ilgili başlayalım. Bir kere Roboski diye adlandırıp gittiği için Roboski de neresiymiş denen bir dille eleştirildi. Bunun ötesinde ama asıl öze bakarsak, Kılıçdaroğlu kendi tarifiyle söylüyorum, helalleşme sürecini bütün katmanlarıyla devam ediyor. Bunun eleştirilebilecek tarafı da olduğunu söyleyenler var ya da biz de eleştirebiliriz ama nihayetinde toplumun bütün kanayan yaralarındaki mağdur olan insanlara teker teker gidiyor. Burada en radikal olanı doğal olarak Kürt sorununun mağdurlarıyla yüz yüze gelebilmek. Elbette ki Erzurum'da o kitleyle karşılaşmak, yani AKP'nin çok güçlü olduğu bir muhafazakar kitleyle karşılaşmak önemli ama tam tersi diye düşünülen bir yoksul halka, saldırıya uğramış halka da gitmek ileri bir adım. Evet. Ve bu ileri adım itibariyle daha önce de bölgeye yaptığı ziyaretlerle şöyle de bir şey var. Dün dinledim onu. CHP diyor ki hani biz Sivas'ın ötesine geçilmezsek, biz geçiyoruz, buyurun bakalım siz geçebilir misiniz diye de yeni bir durum doğdu. Birincisi Kılıçdaroğlu'nun bu son hamlesine konuşalım, sonra iktisat politikalarına da geçeceğiz. Kemal Bey'in bu tavrını nasıl görüyorsunuz, bölgeye gitmesi, ilişkileri güçlendirmesini? Bir de ikinci açıdan da her şeye rağmen siz HDP'de ılımlı siyaseti meclis çerçevesinde bir biçimiyle çözmeye çalışan bir isim olarak görülüyorsunuz. HDP öyledir esas. Yani şey anlamında söylüyorum, hani şeytanlaştırılmasının ötesinde içeride kalarak dil kurmaya çalışıyoruz. Bu anlamda bu söyleyecekleriniz birçok açıdan önemli olacak. Şimdi birincisi Kemal Bey'in bu gezisiyle ilgili değerlendirme yapmadan önce Roboski neresi sorusunun da yine bir ayrımcılık ve Kürt sorununun bir başka örneği olduğunu unutmayalım. Roboski orada yaşayanların, yani Kürt halkının o köye verdiği isimdir. Kendi dilindeki ismidir. Şimdi siz oradaki topluluğun kendi yaşadığı ve on yıllar, yüzyıllar boyunca böyle bildiği bir yere başka bir isim koymuşsunuz. Şimdi oradaki halk kendi yerleşim yerinin ismini kullanınca da ve başkaları da bunu dile getirince de birdenbire kalkıp işte efendim hakaretler yağdırmaya başlıyorsunuz. İnkar siyasetinin, asimilasyon siyasetinin bir örneği, çıplak bir örneği. Şimdi diyeceksiniz ki bunları uzun uzun anlatabiliriz. Evet, doğrudur ama şöyle düşünün, yani yaşadığınız köy sizin, benim, bizi izleyenlerin, pek çok insanın yaşadığı şehir, kasaba, köy yüzyıllarca bir adla biliniyor, sonra birileri geliyor bu ismi değiştiriyor ve sizin eski ismi kullanmanızı da hainlik olarak nitelendiriyor. Burada bir şey söylemek istiyorum. Şimdi o bölgeden söyleyince şeytan gibi geliyor. Ben başka bir yerden söyleyeceğim. Anlayışın. Değerli dostlar, herkes bilir. Cunda Adası vardır. Ali Bey Adası yapılmıştı. Allah aşkına Ali Bey Adası diyen kaç kişi var? Sonuçta orası
cumla yani. İlla da Kürt bölgesinde olması gerekmiyor. Doğrudur ama özellikle Kürt sorunu çok büyük bir sorun. Yani. Sizi anladım. Çok da güzel Enver Bey. Ama şeyi anlatmaya çalışıyorum. Yani hepsi birbirine bağlanıyor. Buradan başka yere geçeceğim. Şimdi bunu bir not edelim. Evet, orası Roboski'dir. Adı Roboski'dir. Ve artık Roboski katliamı olarak biliniyor. Kemal Bey'in oraya gitmesi olumlu bir harekettir. Elbette. Doğrudan doğruya bu kadar ağır bir katliamın mağdurlarıyla bir araya gelmesi değerlidir. Adalet talebini onlardan duyması ve ben de adaletin gerçekleşmesi için uğraşacağım diye davette bulunması önemlidir. Ancak bu da bu söylediklerimin önemini azaltmıyor. Lütfen öyle alalım. Şimdi Roboski meselesini diğer boyutlarıyla iyi anlayalım. Burada çözüm, adalet nerede ve nasıl sağlanır? Çözüm nedir? Niye Roboski'de 33 kişi bombalarla katledildi ve kimse cezalandırılmadı? Bunun temelinde yine dönüp dolaşıp Kürt sorununu görmezsek, Kürt sorununa yaklaşım biçimini görmezsek, adalet talebimiz bir süre sonra havada kalır. Şimdi sizin de izleyicilerimizin de izniyle bir başka olayı hatırlatıp buraya bağlayacağım. Evet, 26 Mart 1994. Yine Uludere. İki tane köy. Kuşkonar ve Koçağlı köyleri. Biliyorsunuz jetlerden, savaş uçaklarından bomba yağdırılmıştı. Ve 38 kişi, 24'ü çocuk, 38 köylü o bombardımanda hayatını kaybetmişti. Bir sürü de yaralı vardı. Ardından yapılan açıklamaları düşünün. Hani Tansu Çiller'in başbakan olduğu dönemde bu PKK'nın işidir dediler. Soruşturmalar başlatıldı. Tabii hiçbir savcı bu işin gerçeğini ortaya çıkaracak bir konumda değil. Yani büyük bir kahramanlık, cesaret ister. Devam ediyoruz. Yıllarca bu olayın üstü örtüldü. 20-38 insan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçaklardan atılan bombalarla 24'ü çocuk katledildi. Şimdi ben demiyorum bunu. Kim diyor? Hani o zaman bunu diyenler, DEP milletvekilleri bunun peşine düştüler. Aynı yıl, 94 yılında onların dokunulmazlığı kaldırıldı. Ve sonra 7'si cezaevine gönderildi. Bunu kim söylüyor? 2020 yılında, yani 2 yıl önce Anayasa Mahkemesi söylüyor. Bu olay rahmetli Tahir Elçi'nin büyük bir kararlılık ve inatla peşini bırakmaması sonucunda Anayasa Mahkemesi'ne kadar taşındı. Ondan önce de 2013 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi delillerin bu katliamda savaş uçaklarının bombardımanının rol oynadığı yönünde olduğuna karar verdi. Türkiye'yi belki de tarihinin, aynı tarihinin en ağır tazminatına mahkum etti. Yanlış hatırlamıyorsam 120 milyon euro idi. Yani tabii hani bu hayatları geri getirmez. O dönemleri ayrıntıya daha fazla girmeyeyim ama sonra Doğan Güreş'in bir açıklaması vardı. Bu kadar inkar edildi. Doğan Güreş'in bir açıklaması vardı. Efendim bombaların bağlı olduğu bilmem mekanizmanın kayışları gevşedi, bombalar düştü. Şimdi ne kadar beklendi? Bunun Türkiye'de bir mahkeme tarafından açıkça evet savaş uçakları, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları oraya bomba attılar ve bunun sonucunda ölümler gerçekleşti diye karar verdi Türkiye Anayasa Mahkemesi. Şimdi peki kim yargılandı? Hiç kimse. Ceza alan var mı? Hiç kimse. Zaman aşımına uğratıldı. O olay, bir kaynağı ne? Gene aynı anlayış. Kürt sorununa yaklaşım. Yani bunu silahla, bunu güvenlik politikalarıyla ve bunu her türlü hukuku kenara bırakacak bir yaklaşımla yok edebileceğini düşünen zihniyet yaratıyor bunları. Biz o gün
Eğer bunu bunun hakikatini, yani Kuşkonar ve Koçağlı köylerindeki bu ağır katliamın hakikatinin peşini bırakmasaydık ve çıkarsaydık ortaya, zihniyet değişimi için gerekenleri yapabilseydik Türkiye'de büyük çoğunluk olarak, Roboski yaşamayacak. Şimdi o zaman bir şey soracağım hocam burada. Şimdi şöyle bir tablo var. Siz bunu konuş.